Hadi Somer Hanım sabahtan beri burada bekle bekle yoruldu. Daha bir de ben mi alkışlayayım diyebilir. Siz neden az alkış veriyorsunuz? Bak Derya Bey'e kurudu kaldı. Bir kuvvetli alkışlıyorum efendim. Derya Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir zamana denk geldik. Vallahi öyle. Şu sorular var ya sizin evet. Karşınıza çıkacak olan 14 soru tam size uygun sorular hocam. Hayır. Şimdi zaten çok müthiş bir başlangıç yaptı sağ olsun Cansu Hanım. Evet başlangıç beni korktu 9200'ü kenara koydu. Emrah Bey'i biraz ürküttü. Ama öyle bir yarıştı ki Emrah Bey geçecekmiş. Her şey yolunda gitseydi 9300'e ulaşıyorduk. Hesabı da biraz önce yaptık. Evet. Demek ki geçilebilir bir sonuç bu. Siz de lütfen gözünüzü korkak alıştırmayın. Tamam mı hocam? Tamam hocam. Hazırdır. 5 harfli bir kelime. Müzikle ilgili oradan 500 puanı kazanacağız ya. Ondan evet. Sonrası akıp gidecek. Şunlarda da biraz oyalanacağız o kadar. Harfe tutunmayalım. Uzun soru önce özümseyelim. İnce tahta, mukavva, teneke, plastik gibi malzemelerden yapılmış genellikle kapaklı kutu. Kutu. Şimdi kolay. Evet. Hemen arkasından zor bir soru geliyor. Bu sözlük nereden çıktı? Bulmacalarda filan sorulur. Buyurun. Halk ağzında fal. Fala inanma, falsız kalma. Bulmaca çözer misiniz? Az buçuk. Gelin evet. Bir harf alalım hocam. Bir harf alayım. Buyurun. Bakın bu B harfi yardımcı olacak size. Fal ne yapılır? Bakılır. Güzel. Baki. Baki mi? Baka. Öyle Arapçalaştırma. Evet. Bir harf daha alabilir miyim? Bir harf daha. İnşallah son harf. Vallahi geldi. Batı. Batı değil. Değil. Falan ne yapılırdı? Bakı. Bakılır efendim. Buyursunlar. 611 kasa. 6 tane harf alabilirdik. İkisini bakıya harcadık. Dert yok. Dert yok. Çünkü bakın kutu kolaydı, bakı zordu. Şimdi evet. Yine çok kolay bir soru gelecek. Arkasından bir zor soru gelecek ama sizin için zor değil. Şu kolayı bir halledelim önce. Dünyaya gelme. Doğma. Doğma ya da başka bir doğmak. Doğum. Doğum. Evet. Tamam. Şimdi işte bu Fransızca kökenli kelime belki başka bir yarışmacıya gelseydi inim inim inletirdi. Bakınız ne kadar kolay cevaplayacaklar yani. Üzerine veya arkasına... Dizek. Hayır, Fransızca. Nota yazılan aralıklı... Ölçü. Hayır, Fransızca kökenli. Aralıkları birbirine eşit 5 paralel çizgi. Portre. Porte. Porte! Evet. Oh. Hocam beni korkutuyorsun. Yine bizim acaba bizde mi bir yanlışlık var? Neyse, Porte'dir onun ismi. Evet. Kurtardık. Gelsin yenisi. Mecazi anlamda düşünmeden hareket eden... Şuursuz. Dikkat. Ne yaptığının farkında olmayan. Şuurda belli bir problem var hakikaten. Evet. Ama bu aynı zamanda bir hakaret sözü olarak da kullanılır. Mecazi anlamda düşünmeden hareket eden. Şeysiz mi öyle? Yok. Sızsız yok bunda. Meylül. Malül. Gelin bir harf alalım. Bir harf alayım. Aynı zamanda hakaret sözü olarak da kullanılıyor. Şeysiz gibi ama değil. Ahmak diyor ya. Öyle bir hakaret sözü. Savsak. Savsak değil. Savsak değil. Hani böyle zihnini böyle bir zihninde bir problem var hafif. Tam net evet. Değil yani. Anlatabiliyor musun? Böyle bir flu yani her şey onun bir için. Bir mahzunluk var. Mahzun değil işte o. Bir... Gelin alalım. Bir harf daha alayım. Buyurun. Mahzun zaten yani hakaret sözü değil. Nedir? Ne oldu? Mecazi anlamda düşünmeden hakikaten ne yaptığını farkında olmayan. Bir şeysiz. Gelin vazgeçelim evet. Mecazi anlamından. Tamam. Kafamı vurdum. Evet. Böyle bir ne oldum? Böyle bayılmadım ama böyle bir hafif... Bir sarsam. Sarsam. 400 puan veriyorum. Şu an itibariyle iki tane harf alabilecek durumdayız. Korkmayın. Şu portayı atlattık ya. Yani hakikaten bu soru başıma belaydı. Kime gelecek, kime gelecek diye düşünüyordum. Bir anda klasik eğitim, klasik müzik eğitimi almış birisine denk geldi. Sevindim yani. Aynen bu şekilde devam. Kumaşa dair bilginiz var mı? Biraz. Hadi bakalım.
Efendim bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyunun bir kumaş türü içinde kullanılan adı. O bazı bitkilerde değil, kauçuk. Kauçuktan elde edilen o malzeme, o beyaz esnek malzemenin adı. Aynı zamanda bu esnek kumaşlar içinde. Latex. Hani, neydi onun ismi? Latex. Oldu bir işler ya bey. 2600'e çıktı kasa. 7 harfli cevapların peşindesiniz. 7 harfli cevapların ilki biliyorsunuz ki gibi ile bitiyor. İki kelimeden de oluşuyor. Çok hafif. Tüy gibi. Dikkat. Çabuk iş gören, eline ayağına çabuk anlamlarında da kullanılır. Çok hafif, çabuk iş gören, eline ayağına çabuk anlamlarında kullanılır. Sözlükte böyle yazıyor da o ikinci tırnak içindeki kısım artık gündelik konuşmada pek karşımıza çıkmıyor. Çok hafif kısmı hala hazırda var. Gibi de mutabık kısmı. Var tabii ki. Ama tüy değil. Daha kalabalık. İşin içinde tüy var ama evet, daha kalabalık. Bir de nerede kullanılır? Nerede kullanılır? Derya Bey. Mesela hani kesinti yapılır belli bir harcırahtan. Kala kala şu kadarcık bir şey kalır. Kum gibi. Kum değil. Gibi değil. Ne gibi? Şu kadarcık. Çok kenarında geziyorsunuz ama değil. Evet. Bir harf alayım mı? Buyur. Tüy dediniz. Tüy dedim. Sonra kum kaş dediniz. Dedim. Hı? Kaş demiş olamam. Kaş demediniz. Ama kaş da güzel, kum da güzel. Kuş gibi. Kuş gibi. Evet. Tamam. Bir de haklıdır. Tek kelimedir. Tek derdimiz nedir? 52 saniye kaldı. 9300'e ulaşabiliriz de bu kuş gibi ciddi süremizi yedi. Kaç sorun var? Daha 7 tane soru var. Tamam. Çok hızlanmak lazım. Mastarla bitiyor efendim. Şöyle de soruluyor. Çok basit soru Derya Bey. Yapıştırın geçelim. Diyor ki aşağıya doğru uzamak veya eğilmek. Uzanmak. Aşağıya doğru. Yüksek bir yerden aşağıya doğru. Sarkmak. Sarkmak. Gayet güzel. Haydi gelsin yeni sorular. 8 harfli cevapların peşindeyiz. Bu hız güzel. Aynen bu şekilde devam edelim. Buyurun Derya Beyciğim. Eski Türk gelenek görenek töre ve hayatına uygun. Doğuluca. Hadi bir de öyle diyelim. Aynı zamanda bir müzik türünün de ön adıdır. Nokta nokta müzik. Eski Türk gelenek görenek töre ve hayatına uygun Makamsal. Müzik. Değil. Türk. Önemli olan kısım Türk. Türk. Durduralım mı? Durduralım. Türk gelenek, görenek ve töre hayatına uygun. Töresel. Yöresel. Türk. Türk'e tutunun. Türk. Türk var mı içinde? Olmalı. Kelimenin kendisi Batı kökenli. Türk. Türk'e uygun. Türkçe, türküden. Eski bir tabir. Eski bir tabir. Evet. Hani mesela Avrupa'yı bir tipi var derler. O biraz nokta noktadır derler. Nokta nokta müzik sever. Dede efendiler filan. Ah. Ah. Ah be hocam burada Türk. Takılmayın ya. Ala Turka. Hadi ya. Kaçırdık treni. Artık hiç harf almasak bile ancak 7700 puana ulaşabiliriz. Çok daha güzel olabilirdi. Olmuş. Bunun siz de bilincindesiniz, ben de bilincindeyim. O zaman geriye kalan 26 saniyenin keyfini çıkartalım. Olur mu? Olur. Elimde size soracağım 5 tane soru var. Hepsini görün istiyorum. Buyur. Yalanla, dolanla, gizlice görülen kötü iş, gizli oyun. Alalım mı bir harf? Alalım. Aldık bir harf. Dalavere. Yapıştırın ne olur. İki kelimeden oluşuyor. 9 harflidir kendileri. Eş anlamlısı sorunun içerisinde. Buyurun geliyor. Yitirmek anlamında bir söz dizisi. Yitirmek, kaybetmek. Yok etmek. I-ı. Hiç etmek. Yani nasıl yitirmek? Durduralım mı? Hani mesela ilanlarda filan da karşımıza çıkar. Ehliyetimi kaybolmak, kaybettim. Kaybetmek. Bravo. Kaybetmek. Kaybetmeyi ben söyledim zaten. Bu iki kelime. Kaybetmek birleşik kelime. İlanlarda. İlanlarda filan kaybolmuştur çıkar. Mesela. Gibi. Gibi. Yok. Ama biraz daha eski bir kelime var hani. Kaçırmak. Hayır. İki kelime bu. Sonunda yardımcı fiili var. Etmek. Etmek. Geriye kaldı 4 etmek. Ne etmek?
kaybetmek, yitirmek. Ehliyetimi kaybettim. Ehliyetimi yok ettim. Yok ehliyetimi ettim, kaptırmak değil. Ehliyetimi eski bir etmek. Tabir. Eski bir tabir. Dört harfli. Zayi etmek. Zayi etmek. Duymadınız mı? Ya evet. Halen bazen işte ilanlarda falan karşımıza çıkıyor ama işte zayiat falan. Onların kökü aslına bakarsanız. Evet, neyse canımız sağ olsun. Hemen arkasından kolay bir soru gelecekti. Geliyor da. Akaryakıt istasyonu. Basit düşünün ne olur. Reklam yapmadan düşünün ne olur. Ay. Şu sağdaki neye uğrayalım? Petrole uğrayalım. Ya petrol işte nedir? Benzinlik. Benzinlik ya. Efendim. Hadi gidelim. Bu da zor vallahi. Güzel. Tüh. Gelsin bakalım son soruyu görebilecek. Ben basayım. Ah basamadım. Tarla, bağ, bahçe, toprak işlerinde. Amelelik. Hayır. Bir harf istedik. Bir harf istedim. Evet, inşallah çıkmıştır karşınıza bu kelime daha önce. R harfiyle başlıyor. Toprak işçisi demek. Sonuna bir ek gelecek. Zor soru. Bir harf daha istemiş. Hadi bir tane daha. İngilizce çiftlik ne demek? Ranch. Run. Aynı kökten geliyor. Aynı kökten geliyor. Ranch işçisi. Yani çiftlikte çalışan demek. Bir de hani ünlü bir şeyimiz vardı. Azametli kalecimiz. Evet, Müştüreç ben... Vallahi söylüyordu ya. O söylüyordu ya. Canım sağ olsun. Canım evet. Sağ olsun. Keyfiniz, neşeniz yeter. Harika. Vallahi öyle. Tekrar görüşme arzusundayım. Öyle yani hani güzel güzel filmlere müzikler yapacaksınız ya. Arada bir gelin harf alın bizden. Kabul mü? Kabul. Çok teşekkür ederim. Derya Bey'e bir kocaman alkış. Evet.